Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle sizlere sevdiklerinizle birlikte sağlıklı günler diliyorum. İsmim Aynur Satıcı. Akbank'ta Bütçe ve Yönetim Raporlaması Bölüm Başkanı olarak görev yapıyorum. Bugün sizlerle sunumun ilk bölümünde kısaca finans transformasyonu kapsamındaki yolculuğumuzu ve ikinci bölümünde de bu yolculuğumuz kapsamında yapay zekanın bize sunduğu fırsatlardan faydalanarak T1 ortamında geliştirdiğimiz ak hedef, dinamik hedef, bütçe, tahmin, stratejik plan ve gider yönetimi uygulamalarımızı anlatacağım. Anlatmaya başlamadan önce nazik davetleri için IDC CIO Summit organizatörlerine ve finans transformasyonu yolculuğumuz sırasında 15 yılı aşkın süredir gerek raporlama, hedefleme, bütçeleme ve gider yönetimi eğitim alanlarında Akbank ile iş ortaklığını başarı ile devam ettiren Eretim ailesine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en büyük özel bankaları arasında yer alan Akbank, 19 bölgede yer alan yaklaşık 700 şubesi, 12 bin çalışanı ve 5 bin ATM'si ile 73 yıldır başarılı bir şekilde faaliyet göstermektedir. Finans transformasyonu yolculuğumuzda hayata geçirdiğimiz projelere öncelikle 2003 yılında hayata geçirdiğimiz çok boyutlu karlılık ölçümleme sistemimizi anlatarak başlamak istiyorum. Hem Avrupa hem de Amerika'da bankacılık sektöründeki en iyi uygulamalar arasında seçilen karlılık ölçümleme sistemimizde 20 milyar veriyi günlük bazda bilgiye dönüştürerek bankadaki tüm paydaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Bankada gerçekleşen her işlem gelir veya gider olarak anlamlandırılarak her boyutta karlılığımızı ölçümlememizi sağlıyor. Karlılığımızı ürün, müşteri, müşteri temsilcisi, şube, bölge, iş birimi gibi her seviyede günlük olarak ölçebiliyoruz. Her boyutta ölçümlediğimiz karlılık rakamlarımızı Cognos tabanlı raporlama sistemimiz olan Argus üzerinden 7000'i aşkın kullanıcımıza günlük olarak sunuyoruz. Ve böylece tüm paydaşlarımıza veriden bilgi üreterek değer yaratıyoruz. Bir diğer ödüllü uygulamamız ise kurumsal karne uygulamamızdır. Cognos tabanlı raporlama sistemimiz olan Argus'ta Eretim ile birlikte dashboard olarak hayata geçirdiğimiz kurumsal karne uygulamamız ile dünya çapında Balance Scorecard Hall of Fame, yani kurumsal karne en iyi uygulamalar arasına giren ilk Türk bankası olarak 2011 yılında ödülümüzü aldık. Argus demişken, finans transformasyonu yolculuğumuza yönetim raporlamamız uygulamamız olan Argus'un detaylarını paylaşarak devam etmek istiyorum. Argus, mitolojide her şeyi gören ve bilen yüz gözlü kahramanın ismidir. Biz de bu nedenle bankada yönetim raporlaması kapsamında geniş bir yelpaze içerisinde birçok bilgiyi içeren Eretim firması ile birlikte Cognos ortamında hayata geçirdiğimiz yönetim raporlaması uygulamamıza Argus adını verdik. Argus rakamlar açısından bankadaki tek referans noktasıdır. Ve Argus sayesinde kullanıcılarımız güncel veriye dayalı akıllı kararları hızlı, çevik ve dinamik bir şekilde verebilmektedirler. Argus ile ilgili birkaç büyüklük verisini de sunmak istiyorum. 7000'in üzerinde kullanıcısı olan Argus'ta her kullanıcı segmentimiz için kişiselleştirilmiş, özel tasarlanmış ekranlar mevcuttur. 40 milyarın üzerinde günlük kayıttan 5000'in üzerinde gösterge hesaplanarak veri bilgiye dönüştürülmekte ve kullanıcılarımıza sunulmaktadır. Bilgiler kişinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özel hazırlanmış ekranlarda günlük, haftalık, aylık gibi her frekansta kullanıcılarımızın istedikleri zaman ulaşabilecekleri şekilde finansal akıllı ekranlar üzerinde sunulmaktadır. Ayrıca gün içinde de Argus'taki bilgiler güncellenmekte ve fiyatlama gibi çok çeşitli önemli kararları desteklemektedir. Nisan 2020'de hayata geçirdiğimiz en son göz ağrımız Mobil Argus ise 2020 yılında IDC tarafından Best Digital Trailblazer Project, en iyi dijital öncü proje olarak ödüllendirilmiştir.
Mobil Argus, bir raporlama sisteminin çok ötesinde entegre bir mobil uygulamadır. Mobil Argus'un geniş kapsamında dashboard, üst yönetim bilgi sistemi, karar destek sistemi, analitik raporlama ve saha raporlaması yer almaktadır. Her kullanıcıya özel tasarlanmış ekranlar içeren Mobil Argus'ta kullanıcı deneyimi ve memnuniyetini ön planda tutarak kullanıcılara bilgileri en kolay yorumlayabilecekleri şekilde görseller ile destekleyerek sunduk. Mobil Argus ile kullanıcılarımız her an, her yerden, mobil cihazlar üzerinden ihtiyaçları olan bilgilere 7 gün 24 saat hemen anında ulaşabilirler. Finansal akıllı olan ekranlar kullanıcıların rakamları çok hızlı yorumlamalarını ve hızlı karar almalarını sağlar. Ayrıca birbirleriyle etkileşim ne olan bu akıllı ekranlar, kullanıcıların bilgiler arasında kolaylıkla geçiş yapmasını, daha detay ve daha kapsamlı bilgilere kolaylıkla ulaşmalarını sağlar. Sunumun ikinci bölümünde iş ortağımız Eretim ile birlikte entegre bir şekilde Tianwan'da geliştirdiğimiz transformasyon yolculuğumuzun en önemli uygulamalarından 6 tanesinden, yani bütçe, stratejik plan, tahmin, gider yönetimi, ak hedef ve dinamik hedef sistemlerinden daha detaylı olarak bahsedeceğim. Bu 6 önemli uygulamanın tümü entegre şekilde Tianwan'da çalışmaktadır. Bütçe uygulamamızda hayata geçirdiğimiz kapsamlı otomasyon sayesinde fiili tüm veriler otomatik olarak sistemi beslemekte ve bütçe sahibi kullanıcılar kendi girişlerini kolaylıkla yapabilmektedirler. Bu etkin yapı ve süreçler sayesinde çok hızlı bir şekilde, hatta 2-3 saat içerisinde bütçe senaryolarımızı tümüyle çalıştırabiliyoruz. Bu hız ve verimlilik bizlere çoklu ekonomik senaryolar üzerinde kolaylıkla ve hızlı bir şekilde çalışma imkanı sunuyor. Aynı hız, esneklik ve kolaylıkla stratejik plan senaryolarımızı da bütçemizde entegre olacak şekilde saatlik dilimler içerisinde tamamlayabiliyoruz. Bu arada ben bu kadar kısa sürelerden bahsedince aklınızda muhtemelen az data ile mi çalışıyorlar veya basit hesaplamalar ile basit bir model mi çalıştırıyorlar soruları gelebilir. Tam aksine büyük veri seti kullanarak ve kapsamlı modellemeler çalıştırarak detaylı bir şekilde bütçe ve stratejik planlarımızı, tüm iş birimlerimizi, bankamızı ve iştiraklerimizi kapsayacak şekilde tamamlıyoruz. En son çalıştığımız stratejik plan çalışmamızı bu kapsamda 6 farklı ekonomik senaryoyu yansıtacak şekilde hazırladık. Çalışma süresinin bu kadar hızlı olabilmesinin temel nedeni Tianwan'ın veri işleme hızı ve iş ortağımız Eretim ile birlikte Tianwan üzerinde geliştirdiğimiz modellemelerimizin etkinliğidir. Bu uygulamamızda 9 iş birimimize ek olarak 5 adet iştirakimizin bütçe, stratejik plan ve tahminini de entegre bir şekilde hep birlikte çalıştırabilmekteyiz. 50 aktif kullanıcımız ekranlara kendi veri girişlerini kolaylıkla ve hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. 400'e yakın bütçe kalemi çeşitli frekanslarda ve boyutlarda saatler içerisinde bütçelenebilmektedir. Bu sürede veri girişlerinin modele yansıtılmasının yanı sıra mali tablolar ve rasyolar gibi çeşitli bütçe çıktıları da hızlı bir şekilde oluşturulmakta ve hesaplanmaktadır. Bütçe uygulamamızda ekonomik veriler, sektör verileri, pazar payı hedeflemeleri, hacimler, faiz oranları, diğer gelir kalemleri, sıfır bazlı bütçeleme detayında tüm gider kalemleri, müşteri adetleri gibi çok çeşitli kalemler ve çeşitli rasyolar detaylı bir şekilde bütçelenebilmektedir. Bu geniş kapsamlı modelimizde hem bankamızın, hem iş birimlerimizin ve segment yönetimlerinin, hem de iştirakilerimizin detaylı parametrik bütçelerini etkin bir şekilde hazırlamaktayız. Çok kapsamlı fiili verileri içeriye alarak, segment bazında detaylı karlılık hesaplamalarına kadar birçok boyutta hazırladığımız bütçe ve stratejik planımızın yanı sıra
her ay mutlaka en az bir kere. Hatta volatil dönemlerde bazen haftada 3 kere. Tahmin modellerimizi de çalıştırıyoruz. Yine saatlik dilimler içerisinde bütçe ile aynı detay seviyede bir gün öncesinin verisi ile aylık bazda banka, iş birimi ve iştiraklerin detaylı karlılık kalemleri seviyesinde tahmin modelimizi en güncel ekonomik gelişmeleri ve bu gelişmelerin bankamıza olası etkilerini hızlı ve etkin bir şekilde yansıtarak saatlik dilimler içerisinde çalıştırmaktayız. Burada T1 üzerinde oluşturduğumuz yapı sayesinde bütçe ekibimiz fiili verinin oluşturulması veya bütçe verisinin içeriye girilmesi gibi operasyonel işler ile zaman kaybetmiyor. Tüm gerekli fiili veriler otomatik olarak hazırlanmış şekilde bir gün öncesinin verisini içerecek güncellikte bütçe modellerine otomatik olarak yansır. Böylece bütçe ekibimiz verinin hazırlanmasından kazandıkları zamanı, sonuçların analiz edilmesine, senaryoların gerekli durumlarda çoğaltılmasına ayırabilir. Özetle, T1'ın veri işleme hızı ile etkin modellemelerin birleşmesi sayesinde bütçe, tahmin, stratejik plan çalışmalarını çoklu senaryolar ile çok hızlı bir şekilde tamamlayabiliyoruz. Yine T1 üzerinde çalıştırdığımız gider yönetimi uygulamasında otomatik olarak yüklenen fiili veriler üzerinden bölümler, segmentler, şubeler bazında çeşitli boyutlarda gider raporlamasını otomatik olarak yapabilmekteyiz. Gider uygulamamız ayrıca sunumun ilk başında anlattığım karlılık uygulamamıza da masraf dağıtımlarının yansıtılabilmesi için veri sağlamaktadır. Sıfır bazlı bütçeleme için kullandığımız altyapımız da yine T1 ortamındadır ve aynı zamanda bütçe uygulaması ile entegre olarak çalışmaktadır. Bir diğer dünyadaki en iyi uygulamalar arasında yer alan uygulamamız ve gururumuz ise Akhedef'tir. Akhedef, binlerce müşteri temsilcimizin hedeflerini oluşturduğumuz, yine T1 ortamında geliştirdiğimiz veri zarflama metodolojisini kullanan bir uygulamadır. Bu uygulamamızda yapay zekanın desteğiyle binlerce bilinmeyenli bir denklemi dakikalar içerisinde etkin bir şekilde çözümleyebiliyoruz. Şubelerimize hedeflerini verirken onların müşteri portföy yapılarını ve diğer kaynaklarını benzeştirerek benzer portföyler ve kaynaklar ile daha iyi sonuçlar elde etmeyi başaran şubelerin sonuçlarını örnek göstererek adil ve objektif hedefleri birkaç saat içerisinde hesaplayabiliyoruz. Akhedef'in kapsamında müşteri temsilcisi sayısı çok olan bireysel, birebir, KOBİ gibi 5 iş birimi segmentimiz yer almaktadır. 700'e yakın şubemizdeki tüm ilgili iş birimi segmentleri için yaklaşık 350 değişken ile 77 farklı hedef kaleminin aylık bazda hedefleri hesaplanır. Hedefler hesaplanırken şubelerin kaynakları ve müşteri profillerinin yanı sıra pazar büyüklüğü ve mevsimsellikler de dikkate alınmaktadır. Bu büyük hedef kümesi için modellerin çalışması 2 saat gibi çok hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir. Açıkçası bizler için büyük veri ile modelleme yapmak T1 öncesinde hiç bu kadar hızlı, etkin ve kolay olmamıştı. Ayrıca analize ayırabileceğimiz süre önemli ölçüde artmış oldu ve bu şekilde yaptığımız çalışmalardan bankaya yarattığımız değer de önemli ölçüde maksimize etmiş olduk. Hedef modellerinde kullanılacak girdileri belirlerken korelasyon matrisinden faydalanıyoruz. Birçok parametreyi test ederek istatistiki açıklama gücü yüksek olan parametreleri seçiyoruz ve modellemelerimizde bu parametreleri girdi olarak kullanıyoruz. Böylece hedef kalemleri üzerinde önemli etkisi olan girdilerden oluşan etkin modellemelerimizi oluşturuyoruz. Akhedef'te bu şekilde oluşturduğumuz 77 adet farklı model yer almaktadır. Ayrıca Akhedef sisteminde veri zarflama metodolojisini baz alan algoritma ile
şubelerin benzer sonuçları elde etmek için kullandıkları girdileri ne kadar optimal kullandıklarını baz alarak şubeleri kendi içlerinde homojen etkinlik ligleri dediğimiz liglere ayırıyoruz. En optimum sonuçları elde eden şubeleri etkin şubeler olarak belirliyoruz. Ve AK hedef sistemi hedef kalemleri için şubelerin girdilerini benzeştirerek bir üst lige yansıyacak optimal hedef rakamını otomatik olarak belirliyor. En etkin şubelere ise gerçekçi ulaşabilir hedef artışları öngörüyoruz. Böylece objektif, adil ve etkin hedefleme yüzlerce şubemiz için segmentler bazında saatler içerisinde hızlıca yapılır. AK hedef, şubelerin hedef kalemlerinin binlerce bilinmeyen denklemi optimize ederek çözülmesini sağlar. Avrupa'da çeşitli finans zirvelerinde en iyi uygulamalar arasında anlattığımız AK hedefin metodolojisini aslında biz ayrıca İstanbul'da da yine böyle değerli bir IDC konferansında ilk uygulama yıllarımızın başında 2007 yılında da anlatmıştık. 14 yılı aşkın süredir kullandığımız bu metodolojinin banka içerisinde ne kadar kabul görmüş olduğunu da metodolojinin uzun yaşam süresiyle görebiliyoruz. AK hedef ile hedefler etkin bir şekilde belirlendikten sonra yine teman üzerindeki hedef ekranlarını kullanarak bu hedefleri iş birimlerimizin ve şubelerin bilgisine açıyoruz. Bu ekranlarda bölgelerimizin hedefler üzerinde belirli limitler içerisinde değişiklik yapma etkileri vardır. Örneğin bir kalemde şubenin hacim hedefini artıran bölge yöneticimiz, bu artışın şubenin karı üzerindeki etkisini yine teğmen üzerinde hemen o an karlılık hesaplamasının yapıldığı ekran üzerinden takip edebilir. Ayrıca yine teğmen üzerindeki analitik raporlara bakarak yaptığı değişikliğin etkisini online olarak o anda çeşitli boyutlarda analiz edebilmekte. Örneğin bir kalemin hacmini artırdığı bu şubedeki mi başına karlılık seviyesini diğer şubelerin değerleri ile analitik ekranlar üzerinden anında kıyaslayabiliyor. Gerekirse yine yaptığı değişikliği düzelterek yeni değişikliğin etkisini de aynı şekilde takip edebilir. Bölgelerin hedefler üzerinde limitler içerisinde yaptıkları değişiklikler bölge müdürü tarafından onaylanınca yeni rakamlar otomatik olarak genel müdürlük onayına düşmektedir. Genel müdürlük uygun görürse bölgenin değişikliğini kabul eder, uygun görmezse tekrar düzeltme ister. Bir bölgede yapılan hacimsel bir değişikliğin tüm banka üzerindeki etkisi teğmen üzerinden kolaylıkla takip ediliyor. Böylece teğmen altyapısındaki onay mekanizması ile hedef süreci kolaylıkla ve etkin bir şekilde yönetilebilmekte. Hedef dönemi içerisindeki çeşitli hareketleri ve değişiklikleri dinamik hedef dediğimiz günlük çalışan bir sistem ile yine otomatik olarak insan eli değmeden orijinal hedeflere kolaylıkla yansıtabiliyoruz. Dinamik hedef kapsamındaki değişiklikler müşteri hareketi veya müşteri temsilcisi hareketi gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Akbank'ta günlük ortalama 20 binin üzerinde hedef değişikliği gerektiren hareket oluyor. Dinamik hedef her gün otomatik şekilde hedefleri bu 20 binin üzerindeki hareketi yansıtacak şekilde otomatik olarak bizler hala evlerimizde belki de uyurken güncellemektedir. Sabah müşteri temsilcilerimiz ofise geldiklerinde bir önceki günün müşteri hareketlerinden oluşan değişiklikler otomatik olarak hedeflerine yansımış olmakta. AK hedef ve dinamik hedef sistemleri sayesinde müşteri temsilcilerimizin, şube müdürlerimizin, bölgelerimizin ve iş birimlerimizin sahiplendiği, objektifliğine inandığı güncel fiili bilgiler ve organizasyon yapımızla günlük değişiklik gerektiren hareketlerle uyumlu, şeffaf, açıklanabilir hedefler etkin ve hızlı bir şekilde binlerce müşteri temsilcimize kolaylıkla verilmekte. Az önce bahsettiğim gibi finans yolculuğumuzun 6 tane önemli uygulamasını yani bütçe, stratejik plan, tahmin, gider yönetimi,
Ak Hedef ve en son paylaştığım Dinamik Hedef uygulamalarımızı yapay zekanın yetkinliklerinden faydalanarak Teoman ortamında geliştirdik. Ve bu uygulamaların hızlı veri işleme özelliklerinden faydalanarak etkin, çevik ve hızlı bir şekilde bazı kurumlarda haftalarca hatta aylarca sürebilen bu çalışmaları saatler, günler içerisinde kolaylıkla tamamlayabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız olursa her zaman e-posta adresimden aynur.satici@akbank.com üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize sevdiklerinizle sağlıklı günler diliyorum.